Bu şekilde bir eylem yapmasın. Göstermiyorlar. Bu şu demek oluyor. Yani artık bu kadar şey yaşandıktan sonra, yani Antalya, o açıklamalar, siyasi açıklamaları falan ve bugün de yaşadığımız şunu gösteriyor aslında. KHK meselesi hiçbir şekilde tartışmaya açılsın istenmiyor. Yok Vekil Bey, öyle bir yasak yok. Yok yasak. Sayfada bir tutmamış Vekil Bey. KHK'lılara yaşatılan zulmün bir boyutunun, sadece çok yüzeysel belki kısıtlı bir boyutunun, yaşanan dramların bir sahnesi sergilenecekti. Bir dokumentasyon sergilenecekti. Aslında demokratik hukuk devleti iddiasına sahip her bir ülkede bu gibi film gösterimleri sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilir. Aslında ifade özgürlüğünün de daha ifade özgürlüğünden de daha ileri bir biçimde korunur, kullanır ve demokratik hukuk devleti iddiasını taşıyan ülkeler de bu özgürlüğe sahip çıkarlar. Maalesef biz ülkemizde klasikleşmiş bir durumu tekrar yaşadık ve bugün dokumentasyonun gösterimi engellenmiş oldu, yasaklanmış oldu. Yasak kararına baktığımız zaman tamamen Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişen, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan, adeta böyle önleyici tedbir edasıyla soyut, genel geçer, her şeye uyarlanabilecek, yani bugünkü bu somut olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir gerekçeyle valilik tarafından yasaklanmış, bu açık bir hukuksuzluktur. Kamu kurumlarıyla ilişiği kesilen sayısı 111 bini buldu. İşte biz de diyoruz ki kanun hükmü belgeseli yine yasaklandı. Kanun hükmü belgeseli gerçekleri gösterdiği için yasaklanıyor. Türkiye'de halen gösterilmedi. Dünyada gösteriliyor. Film festivallerinde gösteriliyor. Ne üzücü ki Türkiye'de yüz binlerce kişiye yapılan KHK zulmünü anlatan bu film Türkiye'de gösterilmiyor. Her türlü zorbalıkla engelleniyor. Şu ana kadar iktidar uygulamaları onu hep engelledi ve bugün de Ankara'da 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde gösterimi yasaklandı Ankara Valiliği'nce. Çünkü Ankara Valiliği gerçeklerin gösterilmesini istemiyor. Ankara Valiliği suç işliyor. İnsanların en temel hakkı Anayasa Madde 34 toplantı ve gösteri yürüyüşlerini çiğnedi bugün ve insanların toplu yürüyüşünü engelledi. Ve ardından bir filmin gösterimini, barışçıl bir filmin gösterimini, içinde hiçbir suç olmayan ama masum insanlara yapılan zulmü anlatan bir filmi engelledi. Suç işlediler. Daha pek çok suç işlediler. Bu suçları işlemeye devam ediyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir şeyi gizleyemezler. Çok suçlu oldukları için gizlemeye çalışıyorlar. Şu anda gizleyebilirler, engelleyebilirler ama toplumun vicdanı bunu kabul etmez. Yarın öbür gün mutlak surette bu film 85 milyonun izleyeceği bir hale gelecektir. Altın kalpli hocamızı maalesef işinden ettiler. Bugün geri dönsem mutlu olmayacağım çünkü oradaki arkadaşım dönmemiş olacak. Yani şu anda çok üzgünüm. Gerçekten çok heyecanlı geldim Ankara'ya ve artık kavga tartışmadan, yani bir filmin suçlu ilan edilmesi, artık bunlar çok zorlayıcı duygular ve ben bütün bunları aşacağımıza inanarak Ankara'ya geldim. Sizler de bugün burada toplandınız, heyecanınız bana geçti. Gerçekten şu anda istediğim tek şey kanun hükmü belgeselini hep birlikte seyretmek, itişsiz, kapışsız, kavgasız, gürültüsüz ve birbirimizi daha çok anlamak, diyalog yollarının açılması. Ne isteyebilir ki bir KHK'lı, ne isteyebilir ki bir KHK belgeseli yapmış birisi? Ama ne yazık ki valilik kararıyla şu anda filmin gösterimi durduruldu. Festival buna karşı direniyor. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Ama ben açıkçası
kanun hükmünden dolayı ne festivalin kapanmasını kabul edebilirim, ne de festivalde diğer emeklerin, yani diğer sinema emekçilerinin filmlerinin izleyiciyle buluşmasına kanun hükmünün engel olmasını isterim. Burada birçok KHK'lı arkadaşım var. Eminim ki onlar da bunu istemezler. Çünkü hiç kolay olmuyor bir emeği izleyici karşısına çıkartmak ve filmler seyirciye ulaştırılmak üzere yapılır. Bizim motivasyonumuz budur ve enerjimizi oradan alırız, seyirciden alırız. Onu çıkardığımız zaman iyileşiriz. Sıradan yürüyüşümüze de izin vermeyecekler. Bu yürüyüş sanatsal bir yürüyüştür ve festivalin geleneksel yürüyüşüdür. Buna da izin vermeyecekler. Bunu eylem kategorisinden ve kanun hükmü için yapılmış bir yürüyüş olarak belirtmişler festival komitesine. Biz buradan hiçbir sorun yaşamadan gidelim. Direnişe tutunduğunuz için bu kadar güçlüyüz. Ben de söz verdim, 100 yaşına kadar yaşayacağım dedim. Delirtme beni, hakkını arıyormuşum. Haklan oradan hadi. Şu anda valilikten gelen bir kararla kanun hükmü filminin gösterilmesinin yasaklandığına dair bir belge gönderildi valilik tarafından. Ve şimdi bugün burada yürüyüş yapacağız festivalimizin açılış yürüyüşünü yapacağız buradan. Kuğulu Park'ta toplandık hep birlikte. Festivalimizin 19. senesi, 19 yıldır biz sansüre karşı mücadele eden bir festival olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Parasız bir şekilde ve tamamen gönüllü emeğiyle yapıyoruz. Yarışmasız ve bütün yasaklara direnerek bu festivali 19 yıldır sürdürüyoruz. Ve yasaklara yine buradan sesleniyoruz ki festivalimizde yer yoktur. Kısa bir filmi bile bize çok gördük Güda. Çünkü yaptığı hak ihlallerini biliyor. Çünkü yaptığı zulmün farkında. Onun filme çekilmesini istemediği için yasaklıyor. Filme çekildi, gösterilmedi ama ben de kitabını yazdım. Mutlaka ya okunacak ya izlenecek bir şekilde KHK meselesi bütün dünyaya zaten duyuruldu. Ama duymayan da filmler ve kitaplar sayesinde duyacaklar. Kanıyorum, var olsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Everyone has the right to work. Everyone has the right to free choice of employment. Everyone has the right to work. Everyone. Arkadaşlar hepsini alalım. Ne oldu? Gözaltındasınız şu an.